Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum bak düş yakamdan artık, çekil peşimden ya. Sus be, bağırma. Öğrendiğim taktikleri uygulayayım. Git başkasının üstüne uygula oğlum. Bana ne, ben çay iç. Sana da bravo ya Yıldız. Abine bir çay koymadın şurada. Abi, abi. Ya çay sağ kurban olsun ya. Senin istediğin çay olsun. O benim canım, o benim canım. Senin çayın kurban olsun sağ. Senin kardeşinden çay iste. Ne oldu lan buna? Ne oldu kızım? Niye hayırdır bana böyle şefkatli falan davranıyor? Gözümün önünde öldün ya. Öldün mü? Evet. Ha o şey. Çok kötüydü abi. Unutamıyorum ha o an. Oy kurban olayım. Oy. Abim canım abim. Oy kurban olayım ha. Tamam. Da Yıldız böyle olmaz. Bu hiç olmamış. Sen dümdüz bir değişik bir insan olmuşsun yani. Eski haline döndün. Bu çok itici bu. Ne bu ya bu? Aa, aşk olsun ha. Bana bakın. Ne ettiniz? O kiralık adamla konuştunuz mu? Manyağı bulabilecek miyiz? Yok mu abiciğim? Polis de konuşturamamış. Sahibinin kim olduğu hala muallak. Sen niye aşağı bakıp duruyorsun ya? Ne var aşağıda? Kuzey, şöyle böyle biraz fazla iyi değil miydi? Ne yani? Hastalığını kullanarak günah mı çıkarıyor diyorsun? Yani böyle aşırı iyiydi, aşırı iyiydi yani. Sanki böyle bir melek maskesi, iyilik maskesi takmış gibiydi. Aşırı iyiydi, anlamadım ben. Bir dakika, bir dakika. O manyak Şule'ydi mi diyorsun? Ya saçma sapan konuşma, ne alakası var? O şırtan yakın dövüşlerde iyi ama öyle uzaktan sniper'la falan halledemez öyle şeyleri o. Şule kurşun sıkmaz ama sıktırır. Gırla parası var. Rahatlıkla birini tutabilir. Ya bilmiyorum. Bence değildir. Yani sonuçta o da bir anne. Marshmallow faslı bittiğine göre gitme zamanı geldi. Ya of anne ya, çok acelecisin ama bugün. Kızım saatin kaç olduğunun farkında değil misiniz? Anne bizim saatte falan ne işimiz var ki? Ya hem çocuklar da burada. Hı? Tabii, hem biz sizi canımız kanımız pahasına koruruz. Yani benim bacak pek müsait değil ama... ben de boş gelmedim sonuçta. Ay Ömer, sakın o silahı kullanma, bak sonra başın belaya girer, o çok tehlikeli. Ya lütfen biraz daha kalalım anne, rica rica. Evet anneciğim ya, ne olursun. Rica, 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 rica. Tamam tamam koca bebekler, tamam. O zaman ben kalkıyorum ama siz de en geç bir saat sonra gelmiş olun, tamam mı? Tamam anneciğim, anlaştık. Beyler, sizlere güveniyorum. Özellikle senin o üstün silahına. Hadi size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Keşke gitmeseydi ya. Ya şimdi Buzey abiyle başımız belaya girersin. Aşkım ama sen de ilk dakikadan pes ettin. Pes mi ettim? Kim? Ben mi? Hayatta olmaz. Ben senin bu gözlerini 5 dakika daha fazla görmek için canımdan bile vazgeçerim ya. İçimi bu anı bekledim ya. Tatlım, istersen seni babamın yanına alalım. Oradan bol bol izleyin beraber yıldızları ha? Nasıl fikir? Bence çok kötü bir fikir Minişim. Ben senin yanında çok mutluyum. Deniz kızım benim. Ya. Yıkılmasın. Birim var orada ya. Ne? Nerede? Ne oluyor be? Ne oluyor? Help! Aa! Ne oluyor be? Help! Allah kahretsin. Yıldız sen burada kalıyorsun. İçeri giriyorsun, kapını kilitliyorsun, benden haber bekliyorsun. Ama... lütfen Yıldız. Hadi Pampa, hadi Pampa, hadi. Bekle Pampa, ben de geleyim. Senin bir yere gelmiyorsun. Çekil git, otur orada bak. Vallahi otur orada artık. Ya, ben de hassettin geleceğim. Beni. Geliyorum Pampa, bekle beni. Help! Help me! Bir şey yapsanız da duracak mısınız öyle? Ben arkandayım aşkım. Hadi bir şey yapsanıza. Aşkım ne yapıyor ki? Ya kızın haline baksanıza. Bir şey yapın işte. Aynı bakıyorsunuz hadi. Aa! Aa!
Bir adım da atmayın bak. Benim derdim sizden değil. Kuzey'in kızları. Erin kızları, kurtarın kendinizi. Ölmedi değil mi? Ölmedi ama öldüreceğim şimdi ben. Bak bakalım kim? Şükrü. Şükrü. Ney? Bak oğlum. Şükrü abi. Psikopat, manyak bizim içimizden, daha içimizin içinden biriymiş ya lan. Ulan ben seni öldürmez miyim acaba? Ay. Ne başlıyorsun lan ben? Sefer abi dur. Sefer abi dur, öldüreceksin. O beni öldürürken düşündü mü kız? Ben onu öldüreceğim. Neresinden lan? Başımdan. Sen yapsın biz. Abi yapma lütfen, yapma. Tamam yeter, yeter. Baba. Baba vallahi Şükrü abinin hiçbir suçu yok. Evet var. O beni öldürecekti. Hayır. Her şeyi biz organize ettik. Ya çocukları korkutmak istedik sadece. Ne? Ne? Kızlar siz ne dediğinizin farkında mısınız? Böyle şaka mı olur ya? Ha? Ya çekip vursaydım ben Şükrü'yü? Ne olacaktı? Daha yeni Feride doktoru, bu dingiller Ömer'i vurmadı mı? Bu nasıl şaka? Siz anormal misiniz? Gidik misiniz siz? Az önce ben adamı öldürüp katil olurum. Neyin peşindesiniz siz? Baba, biz Osmanlıları denemek istemiştik sadece. Gözüm görmeyecek sizi. Yürüyün gidin dedenizin evine. Gel tamam. Bir ben vurmadım. Hep beraber vur. İyi misin? Senin yumruğun çok ağırdı abi. Ben sana biraz sert. Hadi afiyet olsun. Yaşar'ım. Sen niye öyle yabancı gibi oturuyorsun? Hadi sen de ye. Yabancı değil miyiz zaten? Daha dün danıştık. Emme dedesi, biz evlat kuşumla sabahına uyandık. Sen en sevdiğin dereyağlı ekmek diye yaptık. Hadi yiyin. Dur, dur. Deve hamurunu burnuma tık ama. Sen benim damarlarım tıkansın da öleyim mi istiyorsun? Nerede, ne diyorsun? Ayıp ediyorsun. Babam haklı ya. Ayıptır yaptın ya. Babamın şu an deliler gibi proteine ihtiyacı var. Babam yumurtanı kırayım, soyayım mı sana? Elleme. Benim ellerim armut mu devşireyim? Yettim baba, yettim, yettim. En hakiki evladın geldi. Açılın, açın sıcak. Heh, dikkat et. Aa. Hop, buyurun. Bu ne ya, kokuyor bu? Ne lan bu? Beyin çorbası. Nasıl ama? Çok vefalı bir evladım değil mi? Yani sen bana beyinsizsin, beyin ya aklın başına gelir mi demek istiyorsun? Geç ya şuraya, geç şuraya. Saygısız ya. Sen ne demek istiyorsun lan benim babama ha? Beyin çorbası falan. Babam beyinsiz mi demek istiyorsun? Bir de o kesin koyun beynidir. Ne yapacak? Babam onu içip böyle diye meleyecek mi buralarda benim babam? Ya yalan baba, ben o anlamda şey etmedim. Ya ben internette okudum. Beyin çorbası hafızaya iyi geliyormuş. Hani içersin daha çabuk hatırlarsın diye şey ettim. Ula belki ben hiçbirinizi hatırlamak istemeyeyim. Nereden bileyim? Baba beni de mi seferini ilk göz ardında mı hatırlamak istemeyeyim? Seni görünce ifrit olayım. Adeta gıl kapayım. Sana baktıkça beynime ağrılar giriyor. Çok kötü, çok berbat bir baba bu baba. Sakin ol hocacığım, sakin ol. Baba artık hiçbirimizi sevmiyor mu? Hiç mi bir şey hissetmiyor? Hissedeyim. Ha? Hissetmez miyim? Evlat sevgisi hiç unutulur mu kızım?
babanın kafası karıştı o birazcık o sebeple. O sebeple öyle konuşayım değil mi Yaşar? Gel, hiçbirinizi görmek istemeyin. Sizi görünce tansiyonum pik yapayım. Aşk olsun baba ya. Hani ben senin ustalık eserindim? Niye böyle olduk şimdi? Ustalık eseri mi? Lan oğlum ne ustalık eseri? Sen bu ailede yanlışlıkla yapılmış bir şeysin sen. Garip bir şeysin. Vitaminsiz bir şeysin sen. Vitaminsiz bir şey ha? Peki görelim bakalım. Babacığım, hatırlatmak isterim. Sen beni çok sevdiğin için abime senden çaldığı altınları bağ veriyordun, hatırladın mı? Poyraz, algı operasyonu yapma. Sen çok fena kanat durur. Uf, yeter, susun. Tamam. Yaşarım, sen en çok beni seviydin. Bana kıymet veriydin. Gözünden bile sakınıydın. Şimdi iyice bak bakalım. Ne göreyim? Pörtler. Ne? İki tane koca göz göreyim. Ne? Ben korkayım, çok fena korkayım. Ben zaten esmer karıları severim. Ay! Ay! Baba! Ay! Baba! Ben bir şey oluyor. Tamam. Anam gitti, anam gitti. Ay, sağ bunu yapanın elleri kurusun inşallah. İnşallah. Vallahi döndü işine, başladılar yine bedduaya. Felç kalsın. Safra. Kız. Parnakları çatırdasın. Haydi. Eli kolu tutmasın. Suratı da yapılsın. Sefir, niye yapıyorsun? Kendine gelsene. Hadi ben ne yapıyorum artık? Beddua bu kadar. Bedduaya dayanmıyor vücudum ya. Benim bir şekilde babamı eski haline döndürmem şart. Ya doktor dedi ya zamanla kendine gelecek diye. Sen kendine gel. Oğlum gelemeyim diyor. Kız kafasına bir şeyle vursak eski haline döner mi acaba? Ya Sefir. Papamın özgürlük çanları çalayım. Oğlum ne oldu? Nereye gideyim? Ana tövbe denirsin. Tövbe? Ana, Kuzey'in mahkemesi var. Bu şeytandan tamamen kurtulma günü yani. Oraya gideyim ben. Şükürler olsun. Nayda, hadi gidelim. Ya ben gelmiyorum. O şeytanın yüzünü görmek istemiyor. Emme sen bana sonucu bildirirsin, tamam mı koca? Ana, tam içinden gelerek tövbe eder misin? Tövbe estağfirullah. Allah Allah. Ablacığım ne oldu bizim iş? Ne bu ne ya? Soru sordum yani. Ha abi bizim iş tamam mı? Oldu mu bizim iş? Kuzey Bey anlatır size. Kuzey Bey. Ne diyor ya? Tampa ne oldu bizim iş? Oldu mu? Bitti mi? Oğlum ne bu hareket? Oldu mu? Ne oldu? Bitti mi iş yani? Herkese sordum. Ne oldu mu? Sefer dur da bir nefes alayım ya. Ne oluyor ya? Kendinize gelin yani. El tutuşmalar falan. Niye dokunuyorsun şu an pampama şırtan? Sefer, bir izin ver de vedalaşalım abicim. Daha yeni boşandık. Oğlum söylesene boşan. Oldu mu? Bitti mi o iş? Boşandınız. Sefer, bizi biraz yalnız bırak. Sonra pampan senindir. Oradayım. Yolun açık olsun Kuzey Momoğlu. Yolun açık olsun Şule Gürsoy. Umarım yeni hayatın da eski hayatın kadar mutluluklarla dolu geçer. Aa. Demek cenazemde de surat ifaden aynen böyle olacak. Ne? Sen baya baya üzgün görünüyorsun. Bana bak. Pişmansan hemen yakalayalım hakimi. İçeri girelim. Şule. Tamam tamam. Belli ki şaka kaldıracak günün ne değilsin. Bekarlığının ilk günü. Tadını çıkar. Kendine iyi bak. Hayatımdan bir Kuzey Mollaoğlu geçti. Hem de ne geçmek. Rüzgar gibi. Ölsem de unutmayacağım. Hoşçakal. Sen de hoşçakal eks kocacığım.
Pardon, bakar mısınız? Bekar mısınız? Bekar Allah! Oğlum özgürüm artık. Bir tek Mavişim'in kölesiyim lan. Allah'ıma şükürler olsun. Şu günlerde gördüm. Pam pam bana kaldı ya. Oğlum ne alakası var seninle boşanmamın? Sus konuşma. Bekarlığa hoş geldin partisi yapıyoruz. Mazeret istemiyorum ha. Tamam yapalım. Mutlaka yapalım Pampacığım ama ben önce bir Mavişim'in yanına gideyim. Aa dur lan. Ben de Navide'yi arayacağım. Dur. Dur hemen dur. Oğlum hala inanamıyorum ya. Dur çalıyor işte. Alo Navide. O iş bitti kız tamam. Pampam şirtenden sonsuza da kurtuldu. Pampam artık özgür bir adam. Küçük bir kalp geçirdim de iyiyim. Ben geri geldim. Yani gittim geldim. Tamam. Sefer, vallahi çok sıkıldım. Çıkarıp atacağım bunu ha. Saçma sapan konuşma ya. Allah Allah. Vallahi çok üzülürüz. O kadar uğraştık. Sürpriz yapacağız oğlum. Dayan. Tamam, madem o kadar uğraştınız. O zaman tahmin ediyorum, ya sondayız biz. Ay ya sonla Allah'ım. Oğlum ben yıldız kadar sığ bir insan mıyım ya? Saçma sapan konuşma. Biraz ufkunu genişlet. Hayret bir şey. Ya son diyor ya. O zaman tamam. Sefer ya. Yıldız'la balık tuttuğumuz yere getirdin değil mi beni? Oğlum Yıldız'a söyleme dedim. Ağzında bakla ıslanmıyor ya. Gel biraz daha. Gel. Bip, 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 bip. Ne diyorsun Sefer? Ne bip bip ya? Oğlum sahilikte yaramıyor ya. Hayret bir şey. Toslarsın diye şey yaptım, sensör yaptım sana. 20 santim sağ ayak kaldır. Kaldır. Gel. Sol ayağı da aynı. Al yanına. Sağ ayağı birden aynı şekil. Aynısını bir daha yapıyoruz. Kaldır bir tane daha. Aynısından bir tane daha. Aferin hadi be. Gel. Devam et. Düz devam ediyoruz şimdi. Devam et. Sinyal vereceğim ben. Sola çar biraz. Bip, 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 bip. Gel. Ne oldu lan? Peki, daş var. Dur, kapıyı da kapatayım. Ayaklarım ağrıdı ya. Ayağım şarttı be. Hadi bakalım şimdi. 1, 2, 3. Çal kızım be, çal! Geldin oğlum. Babam. Ay güzel oğlum benim. Bununla gelmiş geçmiş olsun inşallah. Oğlum. Nihayet o şırtandan kurtulduk. Anacığım. Oh aslanım. Oğlum. Oğlum sürpriz dediğin bu muydu lan? Nasıl ama hiç beklemiyordun değil mi? Şok oldun. Çok güzel de Mavişim nerede? Allah Allah şu an. Böğrüm kuzenin korkuyor.
kurtuluş günü ilan ediyorum. Vav. Ben de hayrına tavuk pilav dağıtacağım. Bravo, bravo. Ya ablam benim be tavuk. Ve kutlamalar son hızıyla, coşkuyla devam ediyor sevgili seyirciler. Evet Kuzey Bey, duygularınızı, düşüncelerinizi, nasıl hissettiğinizi alalım lütfen. Böyle mikrofonlar birden uzatılınca bir heyecanlandım ama konuşayım. Şimdi öncelikle çok özgür hissediyorum, iyi hissediyorum. Bir eksikliğe Allah'a şükür hepiniz buradasınız. Keşke Mavişim de olsaydı ama ne yapalım. Bu mikrofonlar vasıtasıyla söylemek istediğim bir şey var. Hı. Hepiniz iyi ki varsınız. Ya Mavişim. Güzel oğlum benim, güzel oğlum. Ruhi mi lan? Ruhi! Kuzey! Sen de buradaydın lan. Gördün değil mi? Nasıl kamufle oldum? Vallahi gözlükten de ödün vermemişsin ha, helal. Tamam tamam ya, hadi. Baba? Ha canım. Şöyle bir karşılıklı baba oğlu oynamaz mıyız ya? Oynamaz mıyız ulan? Oynayalım. Çal kızı. Ya inşallah düğünümde de böyle oynarız baba. Ya sen yıldız kızımı al getir. Bak onu nasıl karşılamak açılayım. Kızlar, haydi bakalım geçin geçin ortaya geçin ortaya geçin. Aferin. Haydi bakayım ha. Düşüyoruz. Düşüyoruz. Kaptanınız konuşuyor. Düşmüyoruz şu an, hafif bir türbülansdayız. O yüzden çok sıkıntı yapmayın. Düşersek de ne olacak yani? Hayır, düşüyoruz. Çok kötü düşeceğiz. Felaket düştü, felaket düştü. Kurtulan var mı? Bir hostes, bir hostes. Ne? Sen hostes mi? Ambulans gelsin. İtfaiye. İtfaiye. Aman tanrım. İtfaiyeci kurtar beni. Hey. Kurtulan bir kişi. O da dişi. Hey, oradan nasıl atladın öyle? Sen nasıl kurtulduysan. Hey, kahramanım. Sanırım aşık oldum sana. Ben de. Hadi gel, sarıl. Tamam. Pardon beyefendi ama bunlar teşhir ürünü değil. Oynamak yasak. Oynamıyorum arkadaşım. Şey alacağım, aldım bunların hepsini, deniyorum yani. Nedir bu ya böyle, Allah Allah. Denemeden mi alalım, ne demek o ya? Yok ben öyle demek istemedim. Hani ambalajlarını açtığınız için. Arkadaşım ambalajını açmadan oyuncak mı aldırmış yani? Ben bunları aldım, şunlar bozuk çıktı zaten. Onları düzeltin bak, onları şey yapın yani. Tamam. Bak, o kim ya? Kimin çocuğu bu? Sevimsiz. Allah Allah. Ay Allah'ım. Ay geri telefon çalacak zamanı buldu ya. Hay Poyraz, ne isteyeyim benden? Efendim lan, işe yaramaz. Niye arıyorsun beni? Abi, abi yengemi rehin almışlar. Ne yapmışlar? Ya kuyumcuya gitmişti ya. Hırsız girmiş orada içeri işte. Rehin almışlar. Beni de kamera aradı şimdi, haberlerde görmüş. Ya Pembe abla peşinden gitmiş ama ne oluyor bilmiyorum abi. Haydi. Pembe Hanım değil mi? Komiserim, bu eve girdiler. Nayda ile beraber daha da çıkmadılar. Ben baktım hep. Sefer senin ne işin var burada? Ya beni bırak, Nayda'm nerede? Bir şey oldu mu? Yok yok, keyfi gayet yerinde.
Ne diyorsun ya? Ne demek o keyfi yerinde falan? Ya ben şimdi orada bir yere çıktım, camdan baktım. Naide çok bağırdı bu adamlar ama adamlar Naide'ye ilişmediler. Öyle kanepeye uzanmış, öyle keyfi yerinde yani. Allah'ım sen bize yardımcı ol ya. Naide, nerede benim Naide'm ya? Lütfen buradan ayrılmayın Sefer Bey. Az sonra operasyona başlayacağız. Kendinizi ve eşinizi riske atacak hiçbir şey yapmanızı istemiyorum. Komiserim ben eski özel eğitimli komandoyum yani. Bakın Sefer Bey, buraya bile zorla geldiniz. Şimdi sizi son kez uyarıyorum. Lütfen bir köşede durun ve hiçbir şeye müdahil olmayın. Tamam. Oldu, sağ ol. Nerede şu an? Evde, orada değil mi? Evde. Ne konuşuyorlar? Bak şimdi burada bir tane yok. Kızım elini indir, benimle konuşuyormuş. Yapma ya Allah, o belli etme. Arazi emniyetini alalım. Gözümüzü dört açalım. Etrafta kuş uçmasın. Hamile bir kadının hayatı söz konusu. Sen evin alt tarafını, geri kalanlar evin üst tarafını kuş atın. Plan neymiş? Ne dedi size? Plan ne yapacağız? Ya bu kadar ne oluyor? Komiserim, bakın özel eğitimim, karanlık oda eğitimi aldım diyor. Tek başıma komandoyum. Sefer Bey, lütfen yerinize gider misiniz? Tamam, bağırın. Hadi. Bağırılmasın lütfen ya, tamam. Sefer Bey, bu ne lütfen. Ya? Hanımım içeride yani, tamam. Bu ne ya? Bir şey misin? Ben misin? Ben bir şey, çok merak ettim seni. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Sizin ne işiniz var burada? Nasıl geldiniz buraya? Ya sana ulaşamayınca Sefer'i aradım. O da karakoldan izleyince gittim peşlerine takıldım geldim. Yeter artık. Geldik gördük. Hadi gidelim. Sen gidebilirsin. Ben buradayım. Ne yapacağız şimdi? Kaçamayız da. Delik deşik edirler bizi teyzem almazsan. Hiçbir şey yapamazlar. Bizim delik deşik olmamız demek, onun da delik deşik olması demek. Canlı kalkan olacak bize. Hiç itiraz etme. Daha yeni ne demiştin sen? Hayat güvencemiz. Sigortamızdın bizim. Değil mi?